Ali Mahir Başarır'la konuşalım. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. yasama yılının açılış gününde konuşan bir cumhurbaşkanı, İsrail bize saldırabilir gibi bir cümle kullanamaz. Ama şunu söyleyebilir, benim topraklarımı bırakın saldırmayı, yan bakanı bile pişman ederim diyebilir. Bu nasıl bir cümledir? Bu nasıl bir aymazlıktır? Tarif edecek cümle bulamıyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısın, ne kadar farkında bilmiyorum. Çünkü o hala AKP genel başkanı gibi konuşuyor gerçekten. Çıkıyorsun, İsrail bize saldırabilir. İşte Aydın kadar yakın, şurası kadar yakın. Bir de bunu anlatıyor. Hayır, 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 hayır. Bak, burada arkamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, misaki milli sınırlarını çizdikten sonra benim topraklarıma yan bakanı sinek gibi ezerim diyen bir lider var. Ne demek saldırabilirler? Hiç kimse saldıramaz bu topraklara. Saldırmayı düşünenlere de haddini bildiririz. Aynı şeyi İtalyanlara İsmet Paşa söylemişti. İşte Kıbrıs'ta bir gün dediklerinde Amerika çok geç demişti ve o gün Kıbrıs'ın beş parmak dağları kıpkırmızıydı, Memlekçik'le de doluydu. O yüzden her ne sebeple söylüyorsa söylesin. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin küçük düşürmeye hakkı yok. Kim saldıracakmış? Hangi gücüyle saldıracakmış? Yani Recep Tayyip Erdoğan bence bir kapalı oturum yapılmalı. Bugün talep ettik. Gelsin, Dışişleri Bakanı gelsin, konuşalım. Hani sizin, bizim bilmediğimiz değil mi? Evet. Bir şeyler mi var yani? Evet. Senin konuşamadığın, güvenlikle ilgili anlatamadığın istihbari bilgiler olabilir. Gel kapalı oturumda bunu bizlerle konuş, anlat, bilelim. Evet. Çözemeyeceğin, çözemediğin, bilmediğin, anlayamadığın bir konu varsa bu partide iki tane Dışişleri Bakanlığı yapmış genel başkan hala yaşıyor. Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin. Altan Öğmen hala tüm heybetiyle ayakta. Sayın Özgür Özel ayakta. Kemal Kılıçdaroğlu. Onur Öğmen var. Onur Öğmen var. Evet. Yani çok çok önemli bilim adamları var. Evet. Sana gerekli bilgiyi, ne yapman gerektiğini söyler. Ama bugün Orta Doğu bu haldeyse, bugün milyonlarca insan, yüz binlerce insan 22 yılda ölmüşse, Recep Tayyip Erdoğan dönüp aynaya bakmalı. Ne yaptım? Niye yaptım ve neden Suriye, Irak, bu coğrafya bu şekilde diye düşünmeli. Gerçekten üzüntü verici. Filistin'de yaşananlar, Lübnan'da yaşananlar üzüntü verici. Türkiye'nin bir güç olarak orada bu savaşı bitirecek bir rol oynayamaması, dünyaya çok daha ciddi mesajlar vermesi, verememesi ve insanların, çocukların ölmesi çok üzüntü verici. Ali Maybaşı, acaba şöyle bir şey mi var? Yani ben gazeteci olarak hissettiğimi söyleyeyim. Konuşalım. Yani bir işte ekonominin durumu ortada. Birazdan konuşacağız. Bu para araştırma başkanı bizimle birlikte olacak ve son anket sonuçlarını açıklayacak. Yarın seçim olsa kim kazanır diye. Yani AKP açısından, hani AKP güneş görmüş kar gibi eriyor. Yeniden toparlanması da şu süreçte zor görünüyor. Acaba hani o siyasetin o zemininden çıkıp toplumun bu savaş kaygılarını, ölüm korkularını tetikleyip başka bir proje mi hazırlıyorlar? Çok kıymetli paşam net bir şekilde söyledi. Böyle bir ihtimal yok ve olamaz. Bunu tartışmak bile gaflettir. Bunu bir yere koyalım. Dediğiniz şeyler çok doğru. Bugün 40 milyon icra dosyasının olduğunu görüyoruz bu ülkede. Yüz binlerce tahliye davası var. İnsanlar sokakta kalacak. Bugün 4 tane öğrenciden 3'ü sokakta, yurt veremiyor devlet. Evet, evet. Bugün 12.500 lira emekli maaşıyla geçinmek durumunda kalan, geçinemeyen, açlık sınırının çok altında yaşayan emekliler var. 17.002 lira. Ya okullarımızı temizleyemiyoruz. Evet. Bundan okullara deterjan veremeyen bir iktidar var. İşte bence gündem evet. Bu. Gündem bu tabii. Kesinlikle. Tabii. Yani üzerini örtmek için yapıyor. Herhalde saraydaki pislikleri temizlemekten okullardaki pislikleri temizlemeye deterjan kalmıyor. Ne diyeyim ben yani? Evet. Ne diyeyim ben? Saraydaki bu bakanlıklı pislikleri temizlemekten okullara, anaokullarına kalmıyor.
Veliler Omo getiriyor, Tursil getiriyor, Pril getiriyor, deterjan getiriyor. Analar babalar okulu temizliyor çocukları zehirlenmesin, çocukları hasta olmasın diye. Bundan utanmayan bir cumhurbaşkanı ve yönetimi Türkiye savaşa girebilir. Girmez kardeşim. Korku yaratıyorlar. Sevgili Ali Mahir Başarır kardeşimin söylediği hizmeti yapması gereken Milli Eğitim Bakanlığı bilmem kaç milyar tarikatlara bağışlı bulunuyor. Bugün ortaya çıkıyor ama çocuklarımızın okulların durumu ortada. Bu hizmeti yapmıyor. Tarikatlarla anlaşma yapıyor. Bu kirli yapılara. Evet, bu kirli yapıların tamamına. Sistemin tamamını bunlarla ortaklaşmış veya paylaşmış durumda. Birlikte yönetmek, birlikte iç etme politikalarını örüyorlar. Halen bunu yapıyorlar. 22 yıldır yaptıkları şey 100 yaşına gelmiş cumhuriyeti bitirme politikalarının son hamleleridir. Duran budur ve bütün evet. Bunların üstünü örtmek için bütün seçimlerde yaptığı gibi yine güvenlik politikasını evet. Yine gündeme getirdi evet. Ama şu an at terli ve yalan çok büyük bir yerden olunca tutma karşılığı çok zor görüyoruz çünkü evet. Ne oldu? Şimdi bu neden değerli? Sayın Pekin'in açıklaması da neden değerli onu da söyleyeyim. Şimdi elinde sopalarla yandaş kanallarda bir sürü şey görüyoruz şimdi. Sabahtan akşama kadar Erdoğan öyle dedi ya. Şimdi onun altını dolduracak açıklamalar yapıyorlar. Sizin meslektaşlarınız da var evet. Sayın Pekin içlerinde. Dolayısıyla onun altını doldurmaya yönelik öyle dedi o zaman öyle yapalım. Yarın yok böyle bir tehlike deseler niye olmadığını anlatmak için aynı isimleri televizyon kanallarında göreceğiz. Böyle bir algı ya yaratıyorlar. Sözüm ona bunlar güvenlik uzmanları olarak çıkıyor. Hayatında görmedim. İşte değerli paşam güvenlik uzmanı bana güven veriyor. Onlar bana güven de vermiyor. Sürekli algıyla saraydan almış oldukları algıyla bu iş gidiyor. Maalesef Türkiye'de son yıllarda gerçekler, algılar gerçeğin önünde. Burada sosyal medyanın, burada basının, burada gazetelerin bir kısmının çok önemli rolü var. Bakın bir şey söylemek isterim. İletişim Başkanlığı'nın yıllık maliyeti 4 milyar. Evet. Ya bu para ne iş yaparsın sen ya? Evet. Ya bana söylesin. Bir sarayın İletişim Başkanlığı'nın gideri 4 milyar. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin gideri 400 milyon. Evet. Ama Allah dezenformasyonun Allah. Merkezi o aslında. Yalan toplama ihalesi mi çıkartıyorsun Fahrettin Altun? Ben kafayı yiyeceğim. Yani bunu açıklamıyor adam. Bu parayı nereye harcıyorsun? Evet. Belli 10 tane adam koyarsın. Gerçekleri bulur. Çıkar bunu açıklar. 400 milyon. İletişim Başkanlığı'nın personel sayısı 1900 olmuş. Yahu ne yapıyorsunuz? Bir dakika ya. Ne evet. yapıyorsunuz siz? Bilineni var, bilinmeyeni de var. Bu bilinen. Zaten Sayıştay artık raporlarını ancak biz fala bakar gibi bakabiliyoruz. Evet. Çünkü 2020'de sarayın bütçesi geldiğinde yem giderinden, tuhafiye giderinden, aracının lastik giderinden, hediye giderinden, hatta hediye paketlerinin giderine kadar Sayıştay veriyordu. Ya. O gün Sayıştay vardı. Bugün Sayıştay bunların hiçbirini vermiyor. 300 sayfalık raporlar 30 sayfaya düşmüş. Şimdi ben o Sayıştay'a soruyorum buradan. O gün hazırladığınız raporsa bugün hazırladığınız nedir kardeşim? Sansür, bu kirliliğe ortak oluyorsunuz ve suç işliyorsunuz. İşte yani Türkiye'deki manzara bu. Türkiye'de algılar gerçeklerin önüne geçiyor. Beyefendi şimdi seçime kadar başka bir korku iklimi ve algıyla bunu götürecek evet. Ama Türkiye bir savaşa girecekse, Türkiye bir saldırıda olacaksa bunu sorumlusu da sensin. Ki böyle bir ihtimal olmadığını bir kez daha söylüyorum. Çünkü bunu konuşmak bile yani ben çok utandım. Tam benim şu ışık kadar 3 metre önümde konuştu. Dedi ki Türkiye'ye saldırabilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bunu söyleyemez. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmaya cüret bile edememiler değil mi? Evet. Sayın Pekin yani. Öyle bir şey akıllarından bile geçmemesi lazım ama en üst perdeden böyle bir şey ifade ediliyor. Ve metinden konuşuyor. Bakın metinden konuşuyor. İki tane orada böyle prompter vardı. Evet. Ben baktım göremedim orada. Arkadan nasıl, görünmüyor. Arkadan insan. Görünmüyor. Çok bakmaya çalıştım. Ben baktıkça da bakıyordu bu nereme bakıyordu ama ben prompter'da ne yazıyor ona bakıyordum. Hazırlanmış çünkü hazırlanmış bir metni okudu. O yüzden bunun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına verilen kötü bir mesaj olduğunu
görüyoruz. Planlı. Evet. Orhan Aydın. Son iki dakika. Öyle mi? Evet. Peki. Benzeri şeyler düşünüyorum tabii ki. Ve değerli komutanımın